Öğrencilerden yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. Bu şekilde kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı habercilerimize kapılarını açtı. İşte o ilginç evde yaşam. Kim yemek söyledi lan yine? Ben söyledim. Ben söyledim. Hangini söylediniz ya? Ben mi söyledim o zaman? Tamam haberciler. Haberciler hoş geldiniz. Kim götürmen dedi beni? Hangi şeyle söyledin? Geç. Tamam lan büyütmeyin. Ben aslında geçen sene evi tek başıma tutmuştum. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat ödüyordum. Ev sahibi zam yapınca ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz biz şu an? 40-50 kişi varız abi. Saymadık. Bereketi kaçmasın. He. 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan. Bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik. Sen kimsin? Şimdi ev sahibinin 63 tane evi olduğu için o gelen sakalına bakıyor. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak ikidir boltamı kessin. Kerim lan ha. Beyler ayıp oluyor. Hayırdır abi koridor senin mi? Lan ayıp. Sen kimin bitiyorsun lan? Oğlum. Lan bak ya. Yavşak. Oğlum sakin ol lan sen tribe girmiş adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak ha ben sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada diğer oda. Hobi odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. Yok lan yok oğlum haberci lan polis değil. Tamam geri geldim. Burada biraz şey oldu. Ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10 bin lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. Biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda BESYO'yu bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. İnşallah. Şimdi dayı yoruluyoruz. Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bu güneş. Güneş böyle dönüyor. Burası kış. Burası yaz. Burası sonbahar oluyor. O zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? Girdim. Geç. Biraz daha. Şöyle. Geç. Tamam. Oldu.